Sevgili öğrencilerim merhabalar. 28 numarayla devam ediyoruz. Paralel kenarımızın testlerini çözmeye, odaklanmaya hemen bir başladım. Aydınlık kısmımızı da ayarladık. Şöyle bir kağıdımızı da ayarlayalım ve bira bismillah deyip başlayalım. Şimdi diyor ki DE EC'nin iki katıdır. Yani şuraya bir K yazarsam şurası 2K, tabii ki karşısı 3K. Ve bakın şurada hemen kelebek üçgenimizin benzerliğini gördük. 2'ye 3 oranı var. O halde şurası da 2M, şurası 3M olur. Ya da şurası 2N, şurası 3N gelmek zorundadır. Şimdi ADF'nin alanını 30 vermiş. Şurası 30. Bakın şu 3M ile 2M'yi kıyaslayalım hemen. 3M'ye 30 düştüyse... 2M'ye bakın 10 katı düştü. 2M'ye de 10 katı düşecek. 20. Şurası 20. Şunu da bulalım. 2N'e 30 düştüyse 3N'e ne düşecek diye bulalım. 2N'e 30 düştü demek 15 katı düşmüş. 3'e de 15 katı düşecek. Buraya da 45 yazalım. Bakın bize nereyi soruyor? BCEF şu taraftaki taralı alanı soruyor. Yavaş yavaş gidiyoruz oraya doğru da. Şimdi şu dörtgenin köşegenini çizelim. Taralı yer bir dörtgendi. Köşegenini çizdim. Ve diyorum ki yamuktaki papyon kuralı bakın 30 ise buradaki alan da 30 olacak. Taralı yerin bir kısmını bulduk 30. Sonra şunu yapalım. Şurayı kapattığımda bakın 2K'lık üçgenime 20 ile 30'un toplamı düşmüş 50. 25 katı. 1K'ya da 25 katı düşecek. Burası da 25 olacak diyelim. Ve taralı yer toplamda 30 ile 25'in toplamı 55'tir dedik. Geçtik 2 numaraya. Yine şu oranları yerleştirerek bir başlayalım. DK'ya 1K diyelim. KC'ye 2K yazalım. AL ile BL arasında bir ilişki var. Burada da 1'e 3 oranı var. Yani burası 4, burası 3'ün katı olarak bölündü. 12'nin katı olarak söyleyelim. Yani şurası 12A olsun. 12A diyelim. Burası 4, burası 8 olacak şekilde parçalanacaktım. Biri diğerinin 2 katı ya. Şuraya 4A yazalım. Buraya da 8A yazalım. Şimdi AB de 12A'dır. Ve 1'e 3 şeklinde parçalanacak. O zaman buraya 3A, buraya da 9A diye yazalım. Şimdi tüm paralel kenarın alanı 312 verilmiş. Bizden de bu taralı yerin alanı isteniyor arkadaşlarım. Gelin şimdi şuradaki kelebekten bir başlayalım. 4'e 9 benzerlik oranları. O halde şurası işte 4B ise şurası 9B diyebilirim. Ya da şurası 4C ise şurası 9C'dir diye başlayabilirim. Sonra 4B'ye 4A düşerse 9B'ye 9A düşecek diyebilirim dostlarım. Ve yine hatta şuradan da yapalım. 4C'ye 9A düştüyse 9C'ye ne düşecek diye soralım. Ya da bunların yine 4 katı olarak alalım mı? 16A diyeyim ben şuraya. Daha güzel olsun. 16A 4 katı düşmüş. 9'un da 4 katı 36A düşecek buraya. Şimdi 4'ün 4C'ye 36A düştü. Yani kaç katı bu kardeşim? 9 katı. 9C'ye de 9 katı düşecek. 81A olacak burası da. 81A. Bunu da yazdık. 36A'ya 81A diye düşedik. Şimdi bir de şunu kullanalım. Bakın şu köşegeni çizdiğimde, şurası köşegenimizi çizsek. 4A'lık şu beyaz üçgene 36 ile 16'nın toplamı 52A düşüyorsa 8A'ya ne düşecek diyelim tamamı? Neydi bu? 52 ise 8A'ya 2 katı 104A düşecek. Demek ki şu üçgen 104. 52 de burada 104. 52 daha 156. 156 ile aynısı burada da olacak 312A yapıyor toplam. 312A. Eşitmiş tüm alan 312'ye. Demek ki A eşittir 1 bulduk. A 1 ise burası 81, burası 36, burası da 16 yapar. Şimdi şu beyazları toplayıp tamamından çıkarırsam da taralı alana ulaştım diyebilirim. Bu 81. Şunların toplamı da 52 idi. Toplarsam 133 yapar.
Hemen 312'den 133'ü çıkaralım. 12'den 3 çıktı, 9. 11'den 3 çıktı, 8. 2'den 1 çıktı, 189'muş. İnşallah yanlış bir şey yapmadık. Şurayı bir daha yapalım. 12'den burada 0 kaldı, pardon. 10'dan 7 oldu burası. 179. Yani Adana şıkkımız doğru cevaptır dedik. Ve geldik 3 numaralı sorumuza. ABCD bir paralel kenar. AKKB'ye eşit. 12'ye 4 verilmiş. Şimdi 12'ye 4 verildiyse bunlar arkadaşlarım, hemen alanı bulabilirim şu üçgenin. 4 çarpı 12 48 bölü 2'den 24'tür. Bu dik üçgenin alanı. Şimdi şuna K diyelim. Şu da K. Burası da 2K yapar ki hemen ne gördük arkadaşlarım? 1'e 2 oranı var. Kelebek üçgenlerin benzerliğini gördük. 1'e 2'den 4'e şuraya 8 yazdım dostlarım hemen. Yine 1'e 2 oranından 12 ise şuraya 6 yazdım hemen. Başka nerelere biliyoruz? Şuradaki 12'ye 24 düştü dersek 6'ya ne düşecek acaba? 2 katı 12 düşecek. Bunu da yazalım. Ve bakın şuradaki K'lık üçgene 36 düştü. 24 ile 12'nin toplamı 36. Ben şu köşegeni çizersem bu K'ya 36 düştüyse bu K'ya da 36 düşecek. Yani köşegenin altında kalan üçgen 72. E o zaman üstünde de 72 kalacak. Yani tüm alan 144 gelecek. Paralel kenarımızın alanıdır bu. Şimdi biz bu alandan beyazları çıkartırsak da geriye şu taralı alan kalmış olacak dostlarım. Peki şu üçgeni de bulalım. 8 çarpı 12 bölü 2'den 48'dir bu da. Şimdi 48, 12 daha 60, 24 daha 84. 144'ten 84'ü çıkartırsam da 60 kalır sorumuzun cevabı. Dördüncü sorumuzdayız dostlarım. ABCD paralel kenar diyor. Oranlarımızı vermiş. Bakın DE'ye 1K deyin. EF de 1K olacak diyor. DC 4 katı olacak diyor. 4K. O zaman buraya 2K kaldı. Burası da 4K. Şimdi ADEK. Şuradaki taralı bölgenin alanı 27 ise şuradaki taralı bölgenin alanı nedir diye de bir soru soruyor. Gelin yine şu kelebeklerle başlayalım. Şuraya A diyelim. 1'e 4 oranı var. Burası 4A. Şuraya B diyelim. Burası 4B. Şimdi şunun köşegenini çizdim şöyle. Bakın A'ya ne diyelim? 1A düşerse 4A'ya 4A düşecek. Sonra B'ye 4A düştüyse 4B'ye 16A düşecek. Ve yine şuradaki K'ya 4 ile 1'in toplamı 5A düştü. Bu K'ya da 5A düşecek. Bunu da yazalım. Şu ana kadar her şey tamam herhalde. Hadi bakın 5A ile 4A'nın toplamı 9A'yı bize 27 vermişti bu adam. Demek ki A'yı 3 bulduk biz hemen. Bunu da söyleyelim. Şimdi bizim paralel kenarımızın şu üçgen yarısıydı hatırlarsanız. Şu üçgen. Demek ki 16 ile 4'ün toplamı 20, yarısı. O zaman tamamı ne olacak? 20 ise 40. Peki şimdi şurada kalanları yazalım. 40 tamamı unutmayın. 40'a. 4, 16 daha 20. Şurada 1 var, 21. 5 var, 26. 26 şunların toplamıysa şu geri kalan kısma ne kalması lazım? 14 mü kalması lazım? 26 ise tabii 14A kalacak ki 40A'ya tamamlayalım. A'yı da 3 diyebiliyorduk. 14A'yı soruyor. 14 çarpı 3'ten 42 geldi sorumuzun cevabı. Evet, çevirdim arka tarafı ve geldim 29 numaralı sorumuza. ABCD paralel kenar demiş. AC köşegen demiş. AK eşittir KB. Şimdi dostlar burada zaten yani kelebeklerden de bulunmuş. Yukarıda hocamız da ispatını yapmış. Ben çok uzatmayacağım. Alan dağılımı şöyle oluyor arkadaşlarım. Şuna 3S, şuraya 5S, 2S, 2S, 4S, 4S ve 4S şeklinde alan dağılımımız yapılıyor. Bizden de ne istiyor? DEF 4 bölü 3'ü istiyor. Cevap Denizli'den geldi. İkinci soruya bakalım. Bakın yine aynısı. Önce şuranın alanlarını bir yazalım. 3S, 5S, 2S, bu da 2S. Şurası 4S, burası 4S, burası da 4S diye oldu. Şimdi bakın biz şu üçgenin alanını bulabiliyoruz. Yani 4S'i bulabiliyoruz.
Hadi bulalım. 4S eşittir. Sinüs alan bağıntısı yapıyorum. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı sinüs 60 olacak arkadaşlarım. Ki sinüs 60'ımız da kök 3 bölü 2. Şimdi şu 2 ile şu 2 4'tür. Şu 8'den 4'ü götürsün, 2 kalsın. 4S 12 kök 3. O zaman 1S 3 kök 3 geldi. Bize de neyi soruyordu? 5S'i soruyor. 5 çarpı 3 15 kök 3 geldi. Cevap C. Evet. Çok benzeri bir sorumuz daha. Ne diyor burada da? AD'yi 8 vermiş bize. AD 8. O zaman şurası 4. 4. DL'yi 9 vermiş. DL'yi görelim. Şuranın tamamı 9'muş arkadaşlarım. Hatta bakın şu kelebekten 4'e 8 oranı var ya. 1'e 2 oranı var. 9 ise buranın tamamı 3'e 6 şeklinde de burası dağılacak. Başka alan, şuranın da alanı nedir diye bir soru soruyor bize dostlarım. Şöyle yapalım yine. Hemen şuradan bir paralelimizi çizelim biz kardeşler. Şu şekilde paralelimizi çizdik. Yine şu dağılımı yazalım isterseniz. 3S, 5S, şurası 2S, burası 2S, burası 4S, 4S, 4S diyelim. Şimdi bulabildiğimiz yerler var mı diye bakalım. Şu 8 ile 6. Yalnız bir yerde bir diklik verseydi iyiydi bize. He, şurada var bakın. Şimdi şu şuna da eşit, şuna da eşit ya kardeşim kuraldan dolayı. Bakın şurada üçlüyü görün arkadaşlar. Bizim muhteşem üçlü dediğimiz olay var burada. Yakaladınız mı? Demek ki şurası sadece dik açıda muhteşem üçlü olacağı için burası kesin 90 derecedir yapıştırdım. Ve ben şuradaki 8S'lik üçgenin alanını bulabiliyorum eğer istersem. Dik üçgen olduğu için dik kenarlarını çarpıyorum 6 ile 8'i ve 2'ye bölüyorum. 8'ler gitsin. S eşittir 6 bölü 2'den 3 çıktı. Bana nereyi soruyor? 8S'i soruyor. 8 kere 3, 24 geldi sorumun cevabı. Şuna bakalım hemen. BK, AK ilişkisini vermiş. 1'e 3 oranında olduğunu söylemiş buranın. BL, LC ilişkisini de vermiş. Şurası da M'ye 3M diyelim. Bunlara da K'ya 3K. O zaman şurası 4K. Şurası da 4M olsun. Peki buna göre de diyor ABC'de paralelken aranan 160 ise EFLK'nın alanı nedir diye bir soru soruyor bize. Şimdi şöyle yapalım. Önce şu kelebeği bir görelim mi arkadaşlar? Bakın şurada bir kelebek üçgenimiz var bizim. 1'e 4 oranı var. Yani şurası A ise şurası 4A'dır diyelim. Bu 1. Hatta şurası B ise şuranın tamamı 4B'dir diyelim. Yine şuradaki 1'e şey oranını konuşalım. 1'e 4 oranı burada da var. O zaman burası B ise şurası 4B'dir. Yani şuraya da 3B kaldı diyebilirim ben artık. Şimdi paralel kenarın alanı 160'tı. Biz bu 160'ın şu köşegen tarafından 2'ye bölündüğünü biliyoruz. Üst tarafı da 80, alt tarafı da 80. Şimdi şu üçgene A alanı yazarsam burası 3A, burası da A olacak. Bakın B'ye A, 3B'ye 3A, B'ye A. Yani 3, 4, 5A'yı biz 80 diye biliyoruz. O halde A eşittir 16 olması lazım. Peki 3A ne çıkar bu durumda? 48. Şuradaki üçgenimin alanı 48'miş, bunu biliyoruz biz. Hadi bir de benzerlik yapalım şimdi bakınız. Şuradan 4'ün 5'e oranı var. Benzerlik oranımız 4 bölü 5. Peki bu üçgenlerin alanlarının oranı ne olacak? 16 bölü 25. Yani şurası 16K ise tamamı şu üçgenin 25, şuraya da 9K, 9A kalacak. Şurası 16A olursa burası 9A. Peki 16A'ya 48 mi dedik? 3 katı. 9'a ne diyeceğiz? 3 katı 27 diyeceğiz dostlar. Evet, bunu da gömdük. 28, 29 tamamdır. Geldik 30 numaralı köşe taşına. Evet, ABCD paralel kenar. K ve L üzerinde bulundukları kenarların orta noktalarıdır diyor. K ve L üzerinde bulundukları kenarların orta noktaları. Alan DMC bölü
ABCD oranı nedir diye de bir soru sormuş bize. Bakalım neler yapacağız şimdi. Şimdi dostlarım yine DMC'nin alanı bölü tüm paralel kenarın alanına oranı nedir diye bir soru soruyor. Şunu çizelim. Şuradan bir paralel çizelim biz kardeşler. Şuna 2K, şuna da 2K, şuna 4K desem. Dostum bak bu çizdiğim kırmızı şu 2K ile 4K'nın tam orta tabanı oldu. Yamuğun orta tabanı. 2 ile 4'ün toplamı 6'nın yarısıdır, 3K burası. Sonra şu kelebek üçgeni görelim. 2'ye 3 oranı var. Yani şurası 2M ise şurası 3M olacak. E bu tam orta noktaydı. Şurası 5M ise buraya da 5M gelecek. Sonra şu 2M'ye 2A alanı dersem 8M'ye 8A alanı yazacağım. Ve bakın bu üçgenin toplam alanı 10A oldu. Şurayı çizersem 2K'ya 2K olduğu için bu üçgenimin de alanı 10A oldu. Demek ki köşegenin üstü 20A. O zaman alt tarafı da 20A olacak. Toplam alan 40A geldi. Bizden de 8 bölü 40'ı istiyor. Yani 1 bölü 5'i istiyor. Cevap Bursa'dan çıktı. Geldik şu sorumuza. Burada da arkadaşlarım yine yukarıda bakın köşe taşının çözümünü verirken hocamız oranları söylemiş zaten arkadaşlar. Şöyle yapıyorsunuz burada da. Şimdi şuradaki iki üçgenle şu dörtgenin alanlarını kıyaslayacağım. Bakın benzerlik oranları 1 bölü 2 ya. Şimdi ben de bir sefereye mahsus ispatlıyorum bunu. 1 bölü 2 ise alanlarının oranı 1 bölü 4. Yani şuna ben A alanı dersem bu üçgenin tamamı 4A. O zaman şuraya 3A kaldı. Şimdi aynı muhabbet bakın bununla bunun arasında var. Bununla bunun arasında, bununla da bunun arasında olacak arkadaşlar. Buraya kadar tamamsa şimdi S3S şeklinde ortaya da 4A kalacak ki bunun da ispatını yapalım isterseniz hemen. Şöyle yapacağız. Bakın şuna 1, 4, 5A düştü şu üçgene. 5A. Şu köşegeni çizdiğimi düşünün. O zaman buna da 5A düşecekti hocam. 10A. Ya, köşegen yarısıydı. 10A burasıysa 10A da buradan gelecek. 20A yapacak tamamı. Sen şu geri kalanları toplayıp da ortayı bulmak istiyorsan kalanları toplayacağım beyazları. 16A yapıyor beyazların toplamı. O zaman 20 olması için ortaya da 4A kaldı diyeceğiz. Ve şimdi bize tüm alan 20A'ydı ya arkadaşlarım. 20A'yı 120 olarak vermiş. Demek ki A 6. 4A'yı soruyor. 24. Geldik buna. Yine kenarların orta noktaları bizden de bunun bunu oranını istiyor. Aslında bunun cevabı direkt 1 arkadaşlarım da şöyle bir biz normal yolla da çözelim bunu isterseniz. Şöyle yapacağım bakın yine. Şimdi şuraya A diyelim. Şuraya da X diyelim arkadaşlar. Bakın şuradaki kenara düşen üçgenin alanı A artı X. Ve ben burayı çizersem şurayı. Hocam o zaman diyeceğiz ki buraya A artı X düştüyse buraya da A artı X düşecek. Yani şurada alanın yarısı 2A artı 2X oldu. 2A artı 2X benim paralel kenarımın yarısı. Şimdi tamamdır burası hocam. Şuraya geldim. Buraya A dedim ya. Şuraya da Y diyeyim. Şimdi bu kenara A artı Y düştü. Şurayı çizdiğimde bu kenara da A artı Y düşecek şuraya. O zaman yine köşegenin üst tarafı 2A artı 2Y oldu bakın. 2A artı 2Y de yarısı. E bunların ikisi de yarısıysa birbirine eşittir. 2A'lar gider. 2X eşittir 2Y. Hatta 2'ler de giderse X eşittir Y. Yani bölgeler birbirine eşit alana sahiptir deriz. Geldik şu 4 numaraya. Paralel kenar şimdi oran vermiş. KC'ye 1K derseniz BK 2K olacak diyor. MA da 1K olacak diyor. O zaman burası da 2K. Aynı şekilde BL ile AL arasında da M'ye 2M, şurada da M'ye 2M muhabbeti varmış. Şimdi yine bakın 2 numarada yaptığım ispatı burada da yapayım. Şimdi 1 bölü 3 oranı var. Benzerlik oranları 1 bölü 3.
Dostum o zaman alanlarının oranı 1 bölü 9. Yani ben şuraya A alanı dersem şu üçgenin alanı 9A, buraya 8A kaldı. O zaman hepsine aynı muhabbeti yazıyorum. A'ya 8A. A'ya 8A. A 8A şeklinde yazdım. Hepsini döşedim. Şimdi bir de neresi kaldı canım kardeşim? Tümünün alanını bulacağız. Kaç A olduğunu, sonrasını getireceğiz artık. Şimdi bakın. Şu K kenarına 8, 9, 10 A düşmüş şu üçgenden. 10 A. Ben şu köşegeni çizersem şurayı. 2 K'ya ne düşecek? 20 A. O zaman buranın altı 30 A oldu. 30 da üstünde var. 60 A yaptı. Tamam. Tamamı 60 A. Peki. 10 A burada. 18, 19, 20, 28, 8 daha, 36 A'sı buradaysa geriye ne kalıyor? 24 A mı kalıyor ortaya? Bu da tamamdır. Ve bakın biz 60 A'yı 120 olarak biliyoruz. A eşittir 2. Bize de 24 A'yı soruyor. 48'i paketledik dostlar. Evet, 30'u da gömdük. Hemen şimdi 31 numaralı testimizdeyiz. Bakalım bu ne diyor? Paralel kenar BD köşegen. Dostum kural gayet basit. Eğer ki diyor şu köşegen ayırıyorsa diyor bu dört paralel kenarı, şuradaki alanlar birbirine eşittir diyor dostlarım. O zaman eşitseler oranları da bir olacak. Bakın ikinci soruda da yine köşegen ayırmış alanları. O zaman şununla taralı alan birbirine eşit. Peki bu paralel kenarın alanını sinüsten bulalım biz hemen. Şöyleydi. Şu üçgeni bulmaya çalışayım. 1 bölü 2 çarpı 6 çarpı 8 çarpı sinüs 60 kök 3 bölü 2. Ben bu üçgeni buldum. Aynısından bir de burada var. Çarpı 2 diyorum. Şu ikiler gitti. 48 bölü 2'den 24 kök 3 bununki. O zaman 24 kök 3 de bununki olacak. 3 numaraya geldik. ABC'de paralel kenar. BD yine köşegen. O zaman artık şununla şunun alanı kesin eşit biliyoruz. Başka hatta bunlara 12 diyelim biz. Bir de diyor ki FB AF'nin 2 katıdır. Yani şuraya K dersem şurası 2K ise tüm paralel kenarın alanı nedir diye bir soru soruyor bize. Dostum bak şu alt tarafta konuşalım. Ya da şöyle yapayım. Şu paralel kenarın köşegenini çizdim. 6'ya 6 oldu dedim. K'ya 6 düştüyse 2K'ya 12 düşer. Yine bu köşegen paralel kenarı 2'ye bölecek. Buraya da 12 düşecek diyelim. Sonra 1'e 2 oranımız vardı. Bunu kullandık. Burada 1'e 2 varsa burada da 1'e 2 oranı mecbur olacak. Ve diyeceğiz ki yine aynı muhabbeti yapalım. Şu köşegeni çizelim. 6'ya 6 olsun. 2'ye 6, 1'e 3 düşecek. O zaman burası da 3. Şimdi tüm paralel kenarı toplarsak da Bursa çıkıyormuş. Ben uzatmadım. Şıklardan bakıp işaretledim. Bu da üniversite sınavında sorulmuş bir sorunun kopyası dostlarım. Burada da şu muhabbeti yapacaksınız. Bunun bunu oranı, bunun bunu oranına eşittir diyeceksiniz. Yani 18 bölü 30 eşittir 15 bölü x. 6'ya böl 3, 6'ya böl 5. 3'e böl 3'e böl 5. 5 kere 5, 25 çıktı x. Neyi soruyor? Hepsinin toplamını soruyormuş. Adanaymış, 88 yapıyormuş. Evet arkadaşlarım. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda tarama testi 2'yi gömecekmişiz. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.